Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Melik Öğüt. Bugünkü dersimizin konusu ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Hazırsanız başlayalım. Geçmişten günümüze insanoğlu bilinmeyenlerin çözümü konusunda pek çok girişimde bulunmuştur. Bilimin bugünkü seviyesine ulaşması geçmişteki bu sabırlı çalışmaların birikiminin bir sonucudur. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin çözümü bizler için önemli bir problemdir. Brahmagupta, Harezmi ve Abdülhamit İbni Türk gibi önemli matematikçiler ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümüyle ilgili çalışmalar yapmıştır ve günümüzde mimari yapıların, örneğin köprülerin dayanıklılığının artırılması, uyduların yörüngelerinin hesaplanması gibi olaylar bu tür denklemlerin çözümüyle ilişkilidir. Şimdi isterseniz ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem tanımıyla dersimize başlayalım. A sıfırdan farklı bir sayı ve A, B, C birer gerçek sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir 0 biçimindeki denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem adını veriyoruz. Burada denklemin ikinci dereceden olarak isimlendirilmesinin sebebi, bakın burada 3 tane terim var. Bu terimlerden derecesi en büyük olanın derecesi 2. Dolayısıyla bu denklem ikinci dereceden bir denklemdir. Denklemde ABC katsayıları gerçek sayı olarak verilmiş. O zaman bilinmeyen olarak sadece x kalıyor. Dolayısıyla bu denklem bir bilinmeyenli bir denklem olarak isimlendirilir. ABC katsayılarına bakın denklemin katsayıları adını veriyoruz. Denklemi sağlayan x sayılarına ise denklemin kökleri diyoruz. Denklemin kökü denklemi sağlayan sayı demektir. Yani x yerine denklemin kökünü yazdığınızda gerçekten işlemin sonucuna sıfır çıkması gerekir. Köklerin oluşturduğu küme denklemin çözüm kümesi olarak isimlendirilir. Çözüm kümesini Ç ile gösteririz. Diyelim ki bu denklemin iki tane kökü var. Bu kökler x1 ve x2 olsun. O zaman liste yöntemiyle bu şekilde çözüm kümesini göstermemiz gerekir. Şimdi ikinci dereceden denklemleri, ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri ayırt etme ile ilgili bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Aşağıda verilen denklemlerden hangisi veya hangileri ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem belirtir? Şimdi birinci örneğimizi inceleyelim. X kare eksi 2x artı 5 şeklinde 3 terimli bir ifade görüyoruz. Bu terimlerden derecesi en büyük olan derecesi 2. Ayrıca x dışında da bilinmeyen yok. O zaman bu ifade ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem belirtiyor. İkinci örneğimize bakalım. Burada x üzeri dörtlü bir terim görüyoruz. O zaman bu denklem arkadaşlar bir bilinmeyenlidir. Doğru. Sadece içinde x var bilinmeyen olarak. Ama dördüncü dereceden bir denklemdir. Dolayısıyla istediğimiz şartı sağlamıyor. Üçüncü örneğimize bakalım. Bilinmeyen olarak x ve y görüyorum. Demek ki iki bilinmeyenli bir denklem bu. X'in derecesi 2. Bu denklemdeki terimler arasında derecesi en büyük olan derecesi denklemin derecesiydi. Evet, ikinci dereceden ama iki bilinmeyen bir denklem bu. Dolayısıyla bu da istediğimiz şartı sağlamadı. Devam edelim. 3 çarpı x üzeri a eksi 3'ün mutlak değeri artı 4x artı 1 eşittir 0 denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklemdir. Buna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bu ifade İkinci dereceden bir denklem ise o zaman x kareli terim bulunması gerekir. X kareli terimin de burada olması gerekir. Yani a eksi 3'ün mutlak değeri ifadesi 2'ye eşit olmalıymış. Mutlak değerli bir ifade 2'ye eşitse ya gerçekten mutlak değerin içi 2 olmalıdır ya da eksi 2'ye eşit olmalıdır. Bu durumda a ya 5 olur ya da 1 olur arkadaşlar. A'nın alabileceği değerlerin toplamı da 6 olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Farklı bir soruyla devam ediyoruz. Denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre M çarpı N değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın ben burada 1, 2, 3, 4 tane terim görüyorum. Bu terimlerden birisi x küplü terim. Halbuki denklemin ikinci dereceden bir denklem olduğu bilgisi verilmiş. O zaman x küplü terim olmaması gerekir. Bu terim nasıl yok edebiliriz? Bakın kat sayısını sıfırlayarak. O zaman m'ye 4 vermem gerektiğini görüyorsunuz.
m-4 şöyle gösterelim isterseniz. m-4'ün 0 olması gerekir ki x küplü terim yok olsun. Buradan m'nin 4'e eşit olması gerektiği sonucuna ulaşırım. Şimdi denklemin ikinci dereceden olması için x kareli terim bulunmalı. Bunlar olmadığına göre, 4x ve eksi 2 olmadığına göre, o zaman burada x kareli terim bulunmalı. Yani 2m eksi n, x'in derecesi olan 2m eksi n'nin 2'ye eşit olması lazım. M değerini zaten 4 olarak bulmuştuk. 2 çarpı 4 eksi n eşittir 2. 8 eksi n eşittir 2. N eşittir 6 olarak elde ederim. M çarpı n değeri sorulmuştu. 4 çarpı 6'dan m çarpı n'nin 24 olması gerektiğini buluruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bu denklemde ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemmiş. Buna göre m kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada hem katsayılar m cinsinden, bakın, hem de dereceler m cinsinden. Denklemle ilgili bir tek şunu biliyorum. İkinci dereceden olacak ve bir bilinmeyenli olacak. Bilinmeyenimiz x zaten. O zaman dereceler de m cinsinden olduğuna göre ben m'ye bir değer vermeliyim. Öyle bir değer vermeliyim ki en büyük dereceli terimin derecesi 2 olmalı. Şimdi bakın m'ye 1 verelim. M 1 olsun. Bu durumda m gördüğüm her yere 1 yerleştiriyorum. Bakalım ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem elde edebilecek miyiz? 2 çarpı x üzeri 1 artı, pardon şöyle, 1 eksi 3 çarpı x üzeri 2 artı, bakın burada ben m'ye 1 verdiğim zaman katsayımız 0 olacak. 0 olmasını da zaten istiyoruz çünkü x küplü terim gelecekti m'ye 1 verdiğimizde. Şurası x küp olacaktı. Halbuki denklemin ikinci dereceden olmasını istiyoruz. X küplü terim yok oldu. Şimdi geri kalanları düzenli bir şekilde yazalım. 2 artı x kare, pardon şöyle tabii ki parantez içi işlemi yapalım önce. Eksi 2 x kare. Onu hatta başa yazalım. Eksi 2 x kare artı 2 x artı 3 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem elde ettik. Yani m değerinin arkadaşlar 1 olması gerekir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Feray kardeşi Duru'dan 5 yaş küçüktür. Bu iki kardeşin yaşları çarpımının 36 olduğu bilinmektedir. Buna göre Duru'nun yaşını veren denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Denklemin Duru'nun yaşı cinsinden olması isteniyor. O zaman Duru'nun yaşına x diyelim. Feray 10'dan 5 yaş küçükmüş. O zaman Feray'ın yaşında x eksi 5 olarak ifade edebiliriz. Bu iki kardeşin yaşlarının çarpımı 36'ya eşitmiş. Dağılma işlemi yapalım. X kare eksi 5x eşittir 36. 36'yı da denklemin sol tarafına atıyorum. İkinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem elde ettim. Burada x değişkeni Duru'nun yaşını gösteriyor. Doğru cevap seçeneğimiz B'dir arkadaşlar. Evet, yeni bir soruyla devam ediyorum. 3x kare eksi 5x artı 2m eksi 4 eşittir 0 denkleminin bir kökü x1 eşittir 2'dir. Buna göre m kaçtır? Şimdi bir sayı denklemin kökü ise denklemde x gördüğünüz yere yazdığınızda eşittir 0 çıkmalı. Yani denklemi sağlamalı kök olarak verilen sayı. O zaman denklemde x gördüğümüz yere 2 yazalım. Denklemi sağladığını biliyoruz. Sonucu 0'a eşitleyeceğiz. Eksi 5 çarpı 2 artı 2m eksi 4 eşittir 0. Bakın x yerine 2 yazınca denklemde bilinmeyen olarak sadece m kaldı. Zaten m'yi arıyoruz biz. Hemen işlem yapalım. 3 kere 4'ten burası 12. Eksi 10 artı 2m eksi 4 eşittir 0. 12'den 10 çıktı 2. Eksi 4 ile topladım. Eksi 2. Karşıya gönderdim. Eksi 2 2 olarak geçer. M sayısı buradan 1 olarak bulunur. Doğru cevap seçeneğimiz D'dir. Evet, benzer bir soruyla devam ediyoruz. X kare artı mx eksi 2m eksi 4 eşittir 0 denkleminin bir kökü. X1 eşittir eksi m artı 4 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir önceki sorumuza benziyor arkadaşlar. Fakat burada bir farklılık var. Bir önceki soruda denklemin kökü sayısal bir değer olarak verilmişti. Burada ise denklemin kökü
harfli ifade olarak verilmiş. Ve denklemin kendisinde de katsayılarda m değişkenini görüyorum. M sayısını görüyorum daha doğrusu. Şimdi mantık aynı. Kökün denklemi sağlaması gerekir. X gördüğüm yere eksi m artı 4 yazdığımda sonuç 0 çıkacak. Eksi m artı 4'ün karesi artı m çarpı eksi m artı 4 eksi 2m eksi 4 eşittir 0. Tam kare ifadelerin açılımını nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi eksi, çünkü işaretler farklı, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikinci sayının yani 4'ün karesi. Burada da dağılma işlemi yapmalıyım. Eksi m'nin karesi artı 4m eksi 2m eksi 4 eşittir 0. Eksi m kare artı m kare toplandı, bunlar 0 yaptı. Şimdi m cinsinden olan terimler var. Bunları kendi aralarında toplayalım. Eksi 8m artı 4m daha eksi 4m yapar. Eksi 2m daha eksi 6m yapar. 16'dan 4 çıkardım. 12 buldum. 12'yi karşı tarafa gönderiyorum. Eksi 6m eşittir. Eksi 12. Buradan m eşittir 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet, farklı bir soru var sırada. X kare eksi px artı 5 eşittir 0 ve x kare eksi 5x artı p eşittir 0 denklemlerinin birer kökü ortak olduğuna göre ortak kök aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birer kökleri bu denklemlerin ortak kökmüş. Şimdi diyelim ki birinci denklemin çözüm kümesi şöyle olsun. Köklerinden birisi a olsun. Diğer kökü de bu denklemi b olsun. İkinci denklemde çözüm kümesi şöyle verilsin. Bir kökü a olsun. Çünkü ortak birer kökleri bulunması gerekiyor. Diğer kökü de c olsun arkadaşlar. Şimdi bu denklemde ortak kökleri a olduğuna göre a sayısının her iki denklemi de sağlaması gerekir. Bu ne demekti? X yerine a yazdığımızda sonuç 0 çıkacak. İkinci denklemde de x gördüğüm yere a yazıyorum. Evet, artı p eşittir 0. Bu iki denklemin sol tarafları birbirine eşit. O zaman sağ tarafları da birbirine eşit olmalıdır. Hemen eşitleyelim. A'nın karesi eksi p çarpı a artı 5 eşittir. A'nın karesi eksi 5a artı p'yi. Şimdi ben ortak kökü arıyorum. Yani a sorulmuş bana. O zaman a'yı bulmaya çalışacağım. Bakın a kareler birbirini götürür. Şimdi a'lı terimleri denklemin sol tarafında toplamaya çalışalım. Yani bir araya getirelim. Eksi p çarpı a. Eksi 5a karşıya geçti. Artı 5a oldu. Burası p. 5'i de şöyle karşıya attım. Eksi 5 olarak geçti. Biliyorsunuz ortak çarpan parantezine alma diye bir işlemimiz var. Hemen a ortak çarpan olduğu için ortak çarpan parantezine alıyorum. Eksi p artı 5 eşittir p eksi 5. Eksi p artı 5 ile p eksi 5 toplama işlemine göre birbirinin tersi olan ifadelerdir. O zaman şöyle yapalım. A eşittir p eksi 5 bölü eksi p artı 5. Bunlar birbirini sadeleştirir arkadaşlar. Cevap eksi 1 olur. Demek ki bu iki denklemin ortak olan kökleri eksi 1'e eşitmiş. Doğru cevap seçeneğimiz B'dir. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir özellikten bahsedeceğiz. X kare artı bx artı c 3 terimli ifadesi. Şimdiye kadar öğrendiğiniz yöntemlerle çarpanlarına ayrılamıyorsa o zaman terim ekleyip çıkarma yöntemini deneyebilirsiniz. Şöyle ki x artı b bölü 2'nin tam karesinin açılımını nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi şeklinde. Bize verilen 3 terimli ifadenin ilk iki terimi ile bu tam kare açılımın ilk iki terimi birbirine eşit. Bu ifadeyi, buradaki ilk iki terimi tam kareye dönüştürebilmek için benim b kare bölü 4 eklemem lazım. Fakat sadece bu sayıyı eklersek o zaman biz denklemi bozmuş oluruz. O yüzden hem ekleyip hem çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bu durumda
x artı b bölü 2'nin tam karesi elde edilir. Biraz sonra örnekler üzerinde göstereceğiz. Bu dönüşümü yaptıktan sonra da 2 kare farkı özdeşliğine dönüşecek ifade. 2 kare farkını da 2 sayının farkıyla 2 sayının toplamının çarpımı biçiminde çarpanlarını ayırabildiğimizi biliyorsunuz. Bir örnek üzerinde şimdi bunu gösterelim. X kare eksi 6x eksi 3 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi x kare eksi 6x eksi 3. Bakın 3 bir asal sayı. Bu sayıyı ben 1'e 3 olarak çarpanlarını ayırırım. Ya eksi 1'e artık ortadakinin işaretine göre ya eksi 1'e 3 ya da eksi 3'e artı 1 olarak ayırmak durumundayız. Ama bu iki sayının toplamı bize eksi 6'yı vermeyecektir. Dolayısıyla bu şekilde çarpanlarını ayıramıyoruz. O zaman biraz önceki yöntemi terim ekleyip çıkarma yöntemini bir deneyelim. Burada B sayısı dediğimiz sayı x'in kat sayısı olmalı. X'in kat sayısı eksi 6 olarak verilmiş. Ne yapacaktık? B kare bölü 4'ü ekleyip çıkaracaktık. B kare bölü 4 eksi 6'nın karesi 36 bölü 4'ten 9. Demek ki ben buraya x kare eksi 6 x'in yanına 9 ekleyip 9 çıkarmalıyım. Şimdi bakın ilk 3 terim tam kareye dönüştü. X eksi 3'ün tam karesi eksi 12 elde etmiş oldum. 12 de 2 kök 3'ün karesidir. X eksi 3'ün tam karesi eksi 2 kare kök 3'ün karesi. Evet, 2 kare farkı özdeşliği elde etmiş oldum gördüğünüz gibi. Bu 2 kare farkı özdeşliğini ne yapıyorduk? Birinci sayı ile ikinci sayının farkı çarpı birinci sayıyla ikinci sayının toplamı biçiminde çarpanlarını ayırabiliyorduk. İfade çarpanlarına ayrılmış oldu. Bize çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın bu çarpan A seçeneğinde verilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2x kare eksi 10x artı 9 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Terim ekleyip çıkarma yöntemini kullanalım. Önce ifade, bakın katsayıların şöyle iki parantezini alalım. X kare eksi 5x artı 9 bölü 2 biçiminde ortak çarpan parantezine alabiliriz. Şimdi B sayısı bu örnek için eksi 5 arkadaşlar. B kare bölü 4 ekleyip çıkarmamız gerekiyordu. O zaman 25 bölü 4 ekleyip çıkaracağız. Hemen şöyle parantez içinde yazalım. X kare eksi 5x'in yanına 25 bölü 4 ekliyorum. 25 bölü 4 çıkarıyorum. 9 bölü 2 de zaten ifadenin kendisinde vardı. Şimdi ilk 3 terim x eksi 5 bölü 2'nin parantez karesine dönüşmüş oldu. Şöyle yapalım. Eksi. Burada da payda eşitlemem lazım. 2 kere 9 18 eksi 25 artı 18 daha eksi 7 gelecek. Eksi 7 bölü 4 buldum. Şuradan devam edelim. 2 çarpı x eksi 5 bölü 2'nin tam karesi eksi. 2 kare farkına tabi elde edebilmek için, 2 kare farkı özdeşliğine geçiş yapabilmek için burayı da kare cinsinden yazmalıyım. Bir sayının karesi cinsinden. O zaman bunu da karekök 7 bölü 2'nin karesi olarak yazarım. Şimdi 2 kare farkı özdeşliğini kullanarak bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Şöyle yapalım. Birinci sayının aynısı eksi ikinci sayı çarpı birinci sayı artı ikinci sayı. Şıklara bakıyorum, bu şekilde verilmemiş arkadaşlar. Düzenlememiz lazım. Şöyle düzenleriz. Eksi karekök 7 artı 5 bölü 2 çarpı x artı karekök 7 artı 5 bölü 2. Şurası eksi olacak. Evet, bu şekilde ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk. Bu ifadenin çarpanlarından biri bakın D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bugün ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerden bahsettik. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.